Şunu söylememiz lazım. İki ucu keskin bıçak, evet, aslında mesela. Evet, Türkiye'nin evet. de mesele istismar etmemesi lazım. Pozisyonunu şey yapmaması lazım diye altını çizdik. Ama Ukrayna ile ilgili de mesela ilginç bir gelişme daha oldu. Yunanistan parlamentosuna bağlandı Zelenski. Evet. Ve orada neonazi azak taburunun üyesini çıkarınca parlamentoda olaylar yaşandı. Ve parlamentonun üyeleri Tsipras falan terk etti. Ve Tsipras dedi ki Yunan parlamentosunda konuşması bir meydan okumadır. Neonazi azak taburu üyelerinin bu tarihi bir utançtır diye. Aslında biraz Putin'in hani bunlar neonazilere fırsat veriyor, bunlar faşist çeteleri destekliyor sözünü biraz destekler nitelikte bir olaydı bu hafta yaşanan. Aptalca bir şey yaptı. Çok ya. Aptalcaydı yani. Ya. Niye kendi ayağına sıktı durup dururken? İşte bu konuşma Yunan parlamentosu bağlı. Sen bakma yani Rusya'da, Ukrayna'da Batı toplumu gibi görünür ama ben 4 yıl Rusya'da şey yaptım, Moskova'da, evet, Hürriyet evet. Bürosu'nda. Bunların her ikisi de aslında Doğu toplumudur. Hı hı. Mantalite olarak Doğu toplumudur. Yani Ruslar da öyledir, Ukraynalılar da öyledir. Yani o bakımdan Rusya ile Türkiye'nin zihniyet yapıları falan da birbirine çok benzer yani, hiç şey değil. Evet. Şimdi biz program açarken de söyledik ya, haber neredeyse oradayız diye. Geçen hafta da Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrei Bravo'la yaptığımız röportaj çok konuşuldu. Tabii tabii. Ve burada röportajın detaylarını aktardık. Sonra o görüşmeden izlenimler aktardık. Sonra sen yazdın da bunu çok güzel bir şekilde. Ama birden bir baktım ben bütün sitelerde falan kime hizmet ediyorsunuz diye. Sitelerde değil, bir tane bir olur mu? A Haber, Takvim, Sabah. Ayşe, aynı grupta var. Şeyler, aynı grupta yani. Şeyler vardı yani. İlluminati izmisi biliyorsun. Tabii. Ahtapot. Ahtapot yani kolları orada burada. Nereye hizmet edeceğiz? Allah'ını işte, seversen. Hizmet ediyorsunuz? Yıllardan beri bana bu ülkede Batıcı dediler, Avrupacı dediler, Amerikancı dediler. Daha bugüne kadar Rusçu diyen kimse çıkmadı bana, tamam mı? Ben yani şimdi şey mi oluyorum? Türkiye ile Amerika'nın ve Batı'nın ilişkilerini bozmaya çalışan hain bir ajan mıyım ben yani? Biraz öyle. Ya bütün hayatımı Avrupa, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için neredeyse militanca mücadeleye verdim. Ben Batılıyım kardeşim. Ben Batılıyım ve Batıcıyım. Bunu her zaman söyledim. Açık açık işte saklamadan söylüyorum bunu ben. Türkiye'de anti-Amerikan görüşlerin, Amerikan aleyhtarlığının, Batı aleyhtarlığının tehlikeli bir şey olduğunu görüyorum. Ama ne yazık ki Türkiye'de ulusalcısı da, milliyetçisi de, dincisi de hepsi birleşti yani Amerika düşmanlığı, Avrupa düşmanlığı konusunda. Neredeyse Putin'in melek kanatlar takılacak ve bir Putin çıkacak ortaya. Yani şeye kadar aydınlık çizgisine kadar gittin abi. En son o da yapıştırıldı yani sana. Evet. Olan aydınlık tamam da şimdi aydınlık da iktidarın bir parçası sayılıyor artık yani. Tamam mı iktidar bloğunu? Yani peki aydınlık neye hizmet ediyor? Bana soracaklarını asıl önce aydınlığa sorsunlar neye hizmet ettiğini ya. Yani ben anlamıyorum. Hakikaten komik geliyor bana bunlar ama geçen hafta biliyorsun şeye gittim. Yılmaz Erdoğan'la Demet Akbağ'ın yanına gittim. Aydınlık evler. Aydınlık evler. Çok güzel. 20 yıl yani sonra. Orada yani tiyatronun ana gövdesi bu Türkiye'deki Amerika aleyhtarı komploculukla dalga geçiyor birazcık yani, tamam mı? Yani çünkü bir duvar yapılıyor. Duvarın arkasında esrarengiz Amerikalılar var. Mahallede, aydınlık evlerde. Ve devamlı oradan bir şey geliyor, camları kırıyor, tamam mı? Şimdi herkeste bir teori var. Ya polisi de teori yapıyor, o da yapıyor. Solcular geliyor, sağcılar geliyor. Herkes Amerikalılar orada mendeburca bir şey hazırlıyorlar falan diye. Şimdi anlatmayayım. Sonunda yani bambaşka bir şey çıkıyor orada. Evet. Tiyatro oyunu konuşacağız. 20 yıl sonra yazdığı, Yılmaz Erdoğan yazdığı oyun ama tabii şimdi bunlar hani kime hizmet ediyorsunuz falan, gerçekten meseleyi bir de şeye bağlamışlar. Halk Bankası'na bağlamışlar. Halk Bankası'nı Amerika'nın İran ambargosunu deldiği için yargılanmasına bağlamışlar. Yani bizim kamu bankalarını... Ya biz ne yaptık? Biz dedik ki belki kamu bankalarıyla... Türk kamu bankalarıyla Rusya'nın en büyük bankası arasında bir anlaşma yapılabilir. Evet. Bunlar da hem Rusya'daki turistler için... Haber tabii ki. Bankalardan bir yalanlama geldi mi? Gelmedi. Yani... Hiç yalanlama yok yani bu meseleyle ilgili. Bu haber bence de iyi bir haber. Kardeşim, ve bu da konuşulacak bir haber. Yani ben bunu saklayarak, daha önce, izleyerek konuşmaya bir şey olmaz. Savaşın başından bir süre sonra
1200 Rus vatandaşının Ziraat Bankası'nda hesap açtırdığını da yazdım o sırada. Hı hı. E bunlar ne ya? Bunlar peki bir şey, gizli kalacak şeyler mi bunlar yani? Zaten bunlar yani, gizli kalabilir mi abi? Böyle kalabilir şey mi yani, böyle şeyler ya? Allah Allah, anlamıyorum ben. Yani ayrıca ruble üzerinden ticareti zaten Türkiye savunuyordu daha önceden Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hı hı. Ruble üzerinden bir tek mi şeyler? Bir heyet geldi şeyden ya. Moskova'dan bir bayağı Merkez Bankası heyeti geldi benim kulağıma gelen şeylere göre. Yani görüşmeler oldu burada. Evet. Bana yani isim bile verdiler kimlerin geldiğini. Yani şimdi böyle gazeteciliğin arkasında devamlı böyle şey aramaya başlarsa o zaman ben neler bulurum orada? Ben ne? Bendeki zeka öyle bir ben arkeolojik kazılara başlarsam o zaman neler çıkacağını ben görürüm onlara. Teori yaratmayı ben de bilirim. Ama biz Fehmi abiyi çağıralım gene. Fehmi abi. Çünkü bu Fehmi abinin bile aklına gelmeyecek bir şey. Tabii canım, baksana. Yani. Böyle şeyden de rubleler dökülüyor kafamıza. Fotoğraflar koymuşlar. Yani düşün, bunlar kime hizmet ediyor? Ben bir tek şeye hizmet ediyorum kardeşim. Kendi memleketime, kendi ülkeme. Evet. Benim bir tane vatanım var, orası burası. Kesinlikle. Tamam mı? Yani bu konuda bu ne? Bu vatanda Rusçu, iyi yapılan ne, her şeyi destekliyorum. Hiç kompleksim yok. O iktidarı yapmış, bu muhalefet yapmış. Umurumda değil. Tamam mı? Ayrıca açık açık da söylüyorum, Türkiye'nin bu konudaki politikası doğru bir politikadır diyorum. Hep ve başından beri bunu söyledik. Başından beri bunu söyledik. Başından beri söyledik. İlk gün bunu söyledik burada ya. Hani politikası saçmalıyorlar doğru. Ya. Bu tutumu doğru. Zırvalama ya, ne olacak Allah aşkına. Türkiye zaten biliyorsun herkese hain kelimesini, herkes herkese hain diyor. Tamam mı? Ondan sonra bakıyorsun kimin hain olduğu çıkıyor ortaya yani. FETÖ'cüler de herkese hain diyorlardı bir zamanlar. İnsanları içeri alıyorlardı hain main diye. Gördüm. Peki onların da arada tabii iyi haberleri demokrasi de var. Olur desinler, boşver. Evet desinler ya, onları geçiyoruz. Biz kendi bildiğimiz işi yapmaya devam ediyoruz. Peki şimdi hainler dedin, FETÖ'cülerin de geçen Mart sonunda yaşanan ilginç bir olay vardı. Seyat Ergün de yazdı bu hafta. Sen de kaleme aldın konuyu. İzmir Ala Garajı'na. Bu da aslında ilginç bir yolculuk. Demin çok, Avusturya Başbakanı'nın Türk Hava Yolları ekonomi sınıfında yaptığı yolculuğun anlattık, konuştuk. Ama bu da bir otobüs firmasının İzmir Ala Garajı'na kalkan Kamil Koç otobüsünün 28 numaralı koltuğunda 63 yaşındaki bir adamın oturduğunu. Okumayanlara bir anlatalım mı onu? Aynen anlatalım vallahi, çünkü çok mı? Çok ilginç bir hikaye. Şimdi 31 Mart akşamı İzmir Ali Ağa cezaevinde, T tipi cezaevi galiba, T tipi cezaevinde müdür bir mahkumu çağırıyor, mahkum değil tutukluyu çağırıyor, diyor ki eşyalarını topla, pardon şey geliyor, gardiyan geliyor, eşyalarını topla gidiyorsun diyor. Evet. Oradaki tutuklu diyor ki ya ben naklimi istemedim, nereye gidiyorum diyor. 6 yıldır orada yatan biri.